Buram buram soğan kokuyor. Şimdi ben soğan mı sattım bana, tavuk mu sattın? Soğan kaldı. Hani yemeği yedikten sonraki en son size kalan lezzettir asır yemeğin. Doğru. Şeyi, imzası. Abi adamla bir yemek yedim, halen tadı damağımda. Tadı damağımda muhabbeti vardı, işte budur tadı damağımda. Senin tadı damağında soğan kaldı. O yüzden soğanı lütfen biraz daha işleme hatam vardı. Çalışma dedin, sunum biraz zayıftı ya. Ha, biraz zayıftı. Yani bir tane lavaş getirdim, ben doymayayım, ikinci lavaş yoktu, bitti işte. Ne yapacağım, tavuğun yarısı da kaldı. Berat yetiştiği ve gördüğü coğrafyaya uygun olarak tabaklar çıkarmaya çalışıyor. Mezesi bol tabaklar istiyor. Yanına ekmek yaptı, ekstra bir dokunuş yaptı aslında yani. Kimse yapmadı bugün. Kendisi o riske girdi, yaptı. İyi bir ekmek koydu, yani yenilebilir bir ekmekti. Salata, iki tane soğan salatası olması, şefin dediği gibi bu gereksizdi. Başka bir şey olsa orada, meze tarzı bir şey olsa bu değerlendirilebilirdi. Ekstra şova kaçacağına bence tavuğunu daha iyi pişirebilirdi. Teşekkürler. Lezzeti söylemediniz. Lezzet güzel. Ha. Lezzette sıkıntı yok. Lezzette tek sıkıntı soğan yani. Soğan biraz soğan bazlı olmuş. Tamam. O yüzden çalışma zaten. Kusura bakma bir. Tat lezzet dedim iki. Sunum iki. Çünkü sunum güzel bir sunum. Farklı bir sunum yapmışsın. Utanıyor bu. Eksiklik var. Beş. Kırmızı takım 5 puan. 1 puan. Yeşil takım 4 puan. Turuncu takım 5 puan. Çocuk. Ve mor takım şeften en yüksek puan aldı. 6 puan. Bravo Antonio. Tebrik ediyorum Antonio'ya. Tekrar teşekkür ederim. Gençler, motivasyon kırılmasın. Burada amacınız gövde gösterisi değil. Bir yandan da şey yapmak, eksiklerinizi. Sizi de alalım. Eksiklerinizi. Evet. Geçin. Burada son kez size söylemek istedim. Evet, eleştiriye açık olacaksınız bir kere. Bu mecbursunuz. Bu işi yapıyorsanız, bu işi yapacaksanız gençler, eleştiri yazma için açık olun. Çünkü iyi eleştiri de var, kötü eleştiri de var. Her eleştiri ciddiye almayın. Benim için önemli bu. Tamam, süpersin, teşekkür ederim. Döneceksin ya, bana ne ya, ben devam ederim diyebilirsiniz. Bu seçimden size ait. Ama seçtiğiniz, Antonio, dinler misin lütfen? Seçimden sonucunda karşılaşacağınız hayat şeylerin savaşına siz zaten mesulsunuz, biz değil. Biz yaşayıp deneyimlediğimiz 20-30 senelik iş hayatındaki bazı şeyleri bizden sonra gelecek size arkadaşlara doğru vermek istiyoruz. Çünkü sonuçlarını biz yeterince yaşadık. Yaşamayın diyoruz ya, yürüyün gidin. Bunu yapın başarılı olun. Bunu yaparsanız başarısız olursunuz demek zorundayız. Çünkü kısacası bizim taksimetre çalışıyor. Biz zaten bir şeyi başarmışız, kendi çapımızda devam ediyor ama ben gittiğim zaman, emekli olduğum zaman sizin gibi arkadaşın yanına güzel yemekler yemek istiyorum. Çünkü sonuçta yemek hayatımız boyunca devam edecektir. Bu işi yapmazsanız bile bilinçli tüketici olacaksınız. Yediğiniz yemeğin ne olduğunu daha doğru bileceksiniz. İnsanların muhabbetin zaten temelinde yemek vardır. Sofralar da zaten bizim muhabbetini muhabbet yapan. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkürler. Tavukla ilgili bilmemiz gereken her şeyi anatomiste dahil olmak üzere bugün sayenizde öğrendik. Yeteri kadar olduğu kadar. Ya, olabildiği kadar. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Alkışlarla şefimizi uğurluyoruz arkadaşlar. Tamam, maşallah. Şenol Demirtaş, Executive Chef bugün bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün şefin yorumları inanılmaz sertti. Hiç bu kadar sert tepki göstereceğini tahmin etmezdim. Ama haklıydı. Yani hijyen konusunda haklıydı. Heyecanlandılar herhalde. O yüzden diye düşünüyorum. Şef biliyor, en iyisini biliyor. Şef sonuçta. Katılıyor.